Merhaba, Daha Fit'in YouTube kanalına hoş geldin. Bugün katlanır reformer Pro 25 üzerinde leg circle bacak çevirme hareketlerini göstereceğim. Bu hareketlere başlamadan önce 2 yay kullandım. Mavi yay ve yeşil yay. Siz de 2 yay kullanabilirsiniz ya da kendi gücünüze ve direncinize göre yayı artırabilir ya da düşürebilirsiniz. Şimdi öncelikle taşıyıcıdan destek alıyorum. Yan uzanıyorum kontrollü bir şekilde, sonra sırt üstü. Bedenimin doğru konumlandığından emin olduktan sonra taşıyıcıyı geriye doğru ittirip omuz başlığından ayakçığımı alıyorum. Ayakçık büyük kemerdir. Büyük kemeri taktım. Ve sonrasında bu ayağımı öneterek diğer ayağımı kontrollü bir şekilde takıyorum. Burada mutlaka ayak kemerlerinizi kontrol edin. Biri kısa biri uzun olmasın, eşit olmalıdır. İkinci, bedeninizi konumlarken kalçanızın yukarıya kalkmadığından emin olun. Kalçanızın yukarı kalkmadığı kısmı burasıysa sizin başlangıç noktanız burası olmalı. Omuz başlıklarım çok fazla baskı uygulamıyor. Harekete başlamadan önce parmak uçlarımı dışarıya çevirirken topukların birleşik V harfini aldı. Doğru konumlandığımdan emin oluyorum. Core stabilizasyonu, yani karnımın, bacaklarımın, sırtımın, bütün her yerimin aktif olduğundan emin oluyorum. Derin bir nefes aldım. Verdiğim nefesle bacaklarımı açıyorum. Taşıyıcıyı çok fazla geçmesin. Aşırı açmanıza gerek yok. Öne doğru pres yapıyorum. Ve burada yine pelvimin, kuyruk sokumun aşağıya düşmediği, bel boşluğunun oluşmadığı yer buradaysa, burada topuklarımı merkezde buluşturup başlangıç noktama geri dönüyorum. Derin nefes aldım. Verdiğim nefeste kontrollü bir şekilde açtım. Öne, orta merkezde topuklarımı birleştiriyorum ve başlangıç noktama geri dönüyorum. Hareket hızlı yapmanıza gerek yok. Kontrollü ve doğru yapmanız yeterli. Aldım nefes, verdiğim nefesle uzadım ve başlangıç noktasına geri dönüyorum. Kalçanızın yukarıya kalkmadığından mutlaka emin olmalısınız. İkinci en büyük dikkat etmeniz gereken şey pelvik stabilizasyonu. Hareketi yaptığınızda eğer pelvik stabilizasyonunu koruyamıyorsanız, kalçanız sağa sola oynuyorsa mutlaka yay direncini düşürün. Ve o yay direncini düşürdükten sonra stabilizasyonu sağladığından emin olmalısın. Tekrar derin bir nefes aldım. Verdiğim nefeste uzadım ve başlangıç noktama geri döndüm. Açtım bacaklarımı. Orta merkezde buluşturduğumda bacaklarımın uzun, omurgamın başımın tepesinden ileriye doğru uzadığını hayal ederek başlangıç noktama geri dönüyorum. Kontrolünüzü hiçbir zaman kaybetmeyin reformer pilateste. Hareketleri çok hızlı yapmanın anlamı yok. Her zaman kontrolü yapmaya özen göster. Verdim nefes ve başlangıç noktama geri döndüm. Şimdi ikinci hareketimiz. Yine aynı şekilde leg circle. Bu sefer öne doğru bacaklarımı bastırıyorum, uzatıyorum. Yanlara doğru kontrollü bir şekilde açtığımda bacaklarımın üst kısmının aktif olduğunu hissediyorum. Ve kalçamın kalkmadığı noktada rahat olduğum konumda iç bacaklarımı aktive ederek kontrollü bir şekilde topuklarımı orta merkezde buluşturuyorum. Tekrar aldığım nefesle uzadım. Omuz başlıklarına çok fazla baskı yapmadığından emin ol. Açtım bacaklarımı yanlara doğru. Ve burada kapatırken taşıyıcıyı çok oynatmadan kapatıyorum. Bu hareketi ve bir önceki hareketi 10 tekrar şeklinde de yapabilirse, aldım nefes, verdiğim nefeste uzadım ve başlangıç noktama geri döndüm. Son kez verdiğim nefes ve başlangıç noktama geri döndüm. Üçüncü hareketimiz frog, kurbağa hareket de denir. Yine aynı şekilde topuklarım birleşik ve dizlerimi aşırı dışarıya açmadan omuzlarımdan belki bir tık daha geniş olabilir. Ayak parmaklarım V harfini aldı ve burada bekliyorum.
Üst bacaklarım aktif, arka bacaklarım aktif. Pelvimle karın kaslarımın arasındaki boşluğu kaybetmiyorum. Sıkışmasını istemiyorum. Rahat bir konum alın. Yüzünüzün, çenenizin soft ve rahat bir konumda olduğundan emin olmalısın. Burada ellerimi taşıyıcıya baskı uyguluyorum. Arka kolum aktif, omuzlarım yine kontrol ediyorum. Orta simetrimi kontrol ediyorum. Harekete başladığımda derin nefes aldım burnumdan, ağzımdan nefesi verirken çok aşağı ya da çok yukarıda olmayacak şekilde göz hizama gelinceye kadar uzatıyorum bacaklarımı. Ve omurgamın yine başımın tepesine ileriye doğru uzadığını hissediyorum. Burada topuklarınız birbirinden ayrılmaya çalışacaktır. Pelviniz sağa sola hareket etmeye çalışacaktır. Bunu kontrol etmeye çalışın, izin vermeyin. Ve tekrar kontrollü bir şekilde üst bacaklarım aktif, başlangıç noktama geri döndüm. Verdiğimde uzatıyorum ve iç bacaklarımı aktif hissediyorum. Aldığım nefes, verdiğim nefeste uzadım. Tekrar aldığım nefes, verdiğim nefeste uzadım. Bunu da aynı şekilde 10 tekrar şeklinde yapabilirsin. Aldım nefes, verdiğim nefesi uzadım. Ve burada bacaklarımı iki yana açıyorum. Kaldım. Stabilizasyonumu koruyorum. Derin nefes aldım. Verdiğim nefesle iç bacaklarımı aktive ederek kontrollü bir şekilde topuklarımı tekrar buluşturuyorum. Öne doğru uzama yaparak. Ve tekrar derin nefes aldım. Aşırı açmıyorum. Ayakları burada, parmak uçlarını kendine çekebilirsin, uzatabilirsin ve topuklarını birleştirebilirsin. Yine bunu da aynı şekilde 10 tekrar yapabilirsin. Hareketi yaparken mutlaka ara ara bedeninizi kontrol edin. Hizalama kayabilir, kuyruk sokumunuz diğer tarafa gidebilir. Her zaman bedeninizi bir düzeltin. Çenenizin göğsünüze çok fazla baskı yapmadığından emin olun. Derin nefes aldım ve verdiğimde orta merkezde buluştum. Hareketi bitirirken iki dizimi göğsüme doğru yaklaştırdım. Önce ayak kemerinin bir tanesini çıkartıp omuz başlığını yerine takıyorum. Sonra diğerini çıkarttığımda yavaşça kendimi footbar'a doğru yaklaştırdım. Emniyetimi aldım. Eğer yorulduysanız bacaklarınızı öne doğru uzatıp gözlerinizi kapatıp ellerinizi diyaframın üzerine koyup birkaç kere derin nefes alıp verebilirsiniz.